Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte pratik, lezzetli, malzemesi az olan ama bazı arkadaşların ilk defa bu şekilde yapıldığını göreceği bir sulu köfte yapacağız. Bunun için iri bir soğanım ben incince doğradım, 4 diş sarımsağı incince doğradım, 1 tatlı kaşığı toz, 1 tatlı kaşığı kuru reyhan, 1 tatlı kaşığı toz biber, 1 tane limonun suyu, 1,5 yemek kaşığı karışık domates biber salçası, biraz karabiber. Burada da çift çekim 1 kilo az yağlı kıymam var. Kıymama sarımsağımı, tuzumu, biraz da karabiberimi ilave ederek bu 3 malzeme ile kıymamı güzelce yoğuracağım. Ben bulgur, yumurta, un vesaire bir şey koymuyorum. Yıllardır bu şekilde yaparım. Çok lezzetli, çok güzel bir solu köfte olduğunu düşünüyorum. Sizlere de bu şekilde en azından denemenizi Tavsiye ederim. Zaten bundan sonra da sizler de bu şekilde yapacaksınız. Benim çiçekim olunca kıymam çabuk kıvam aldı. Bir kaseye su aldım. Elimi batırıyorum. İstediğim büyüklükte parçalar koparıp yuvarlıyorum. Tepsime bırakıyorum. Bütün kıymam bitene kadar bu işlemi yapacağım. Sonra da bunları kızartacağım arkadaşlar. Ben köftemi kızartarak yapıyorum. Bazı arkadaşlar bunu çiğ olarak suyun içine bırakıyorlar. Ben onda çiğ tadı ve çiğ kokusu olduğunu düşünüyorum. Kızartılan şeyin daha lezzetli olduğunu düşünüyorum. Tabii ki bu benim fikrim ama ben böyle yapmanızı tavsiye ederim. Önce yemeğimizin suyunu hazırlayacağız. Tencerem ocağa koydum. Soğanımı da koydum. Şöyle biraz da yağ ilave edeceğim. Kavuracağım. Yağı çok az yapıyorum arkadaşlar. Sadece soğanı döndürebilmek için. Zaten etimizde az yağlı ama yine de yağı çıkacak onun. Kavrulan soğanlarıma salçamı koyuyorum. Salçamızı da güzelce kavuralım. Salçanın güzel kavrulması da önemlidir yemeklerde. Çiğ tadı olmasın, çiğ kokusu olmasın. Bakın yağı hiç yok gördüğünüz üzere çok az bir yağla kavrulan salçama biberim de koydum şöyle bir dakika kadar da bunu kavuracağım Evet şimdi 1 litreye yakın sıcak suyumu koyuyorum Böyle bir karıştıralım neden önce suyu hazırladık yemeğimizin suyumuz özleşecek kaynaya kaynaya bu su iyi kaynamazsa duru olur sonra köftemiz içinde cımbıl cımbıl gezer arkadaşlar onun için suyunun kaynaşıp özleşmesi önemlidir bu sulu köftede suyumuz kaynayacak biz de bu arada köftemizi kızartalım ben tavama bütün köftelerimi koydum renkleri değişene kadar karıştırmıyorum ama rengi değişti mi karıştırabilirsiniz o zaman şekilleri bozulmaz benim bu şekilde yaptığım için hiçbir zaman köftem dağılmaz. Yani bunu tutmak için ne yumurta lazım, ne un lazım, ne bulgur lazım. Bu şekilde de dağılmayan bir sulu köfte yapacaksınız ve daha çok lezzetli bir sulu köfte olduğuna emin olabilirsiniz. Denerseniz bunu kendiniz de göreceksiniz arkadaşlar. Benim tarifim gibi yaparsanız çok lezzetli bir sulu köfte yapacaksınız. Kesinlikle sulu köfteyi çiğ yapmayın. Onda çiğ kokusu, çiğ tadı olur arkadaşlar. Kızarttığınız köfteli sulu köfte daha lezzetli ve daha güzel olur. Bakın suyu da hiç duru falan olmadı. Çünkü koyuldu suyu kaynaya kaynaya salçayla özleşti. Kıymayı da koyunca 10-15 dakika böyle kaynayacak. Evet 15 dakikadır kaynıyor benim köftem. Şimdi limon suyunu ekleyeceğim. Bir 5 dakika kadar da bununla kaynatacağım. Suyu ayrı, köftesi ayrı durmuyor. Bazı arkadaşlar yapıyor. Suyu ayrı, köftesi ayrı. Yakından sizlere de gösteriyorum arkadaşlar. Ben köfteme baktım arkadaşlar. Benim salçam ev yapımı olunca biraz tuzu fazla geldi. Onun için bir tane patatesi soydum. Ortadan ikiye böldüm tencereme bu şekilde koyuyorum. Bu patatesler fazla olan tuzu alacak. Bunu da sizlere göstermek istedim. Göstermeyebilirdim ama göstermek istedim ki bazı bilmeyen arkadaşlar olabilir diye. Benim artık köftem oldu. Kapattım. Şimdi reyhanlı ilave edeceğim. Şöyle bir karıştırıp kapatacağım. 3-5 dakika kadar demlensin, şöyle bir dursun. Sonra servis yapacağım. arkadaşlar. Böyle bu şekilde benim köftem. Benim saksıda fesleğenim vardı. Üzerine böyle bir görselliği güzel görünsün diye fesleğen de ekledim. Zaten Reyhan'da fesleğen de aynıdır. Tadında hiçbir şey olmayacak. Ama sizlerde bunlar yoksa maydanoz da kullanabilirsiniz. Benim fesleğenim vardı. Reyhan'ım vardı. Bunu kullanmayı tercih ettim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.